Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu Canan Özgen. Belki beni yeni takip etmeye başlayanlar ve izleyenler olmuş olabilir diye kendimi de tanıtarak başlamak istedim bu videoya. Anne çocuk playlistinde her hafta sizlere tecrübelerimi aktarmayı, sizlerin tecrübelerinden yararlanmayı ve birlikte ortak paylaşımımızla özellikle Instagram üzerinden çok fazla soru cevap vesaire yapıyoruz. Bu paylaşımlarla birlikte sorun olarak gördüğümüz, acaba daha iyi nasıl olabilir dediğimiz konuları araştırıp sizlere aktarmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz haftalarda çalışma rutinimden bahsetmiştim aslında. Ben daha yeni bir anneyim. Bebeğim şu an 4 aylık Ali ve ve 3 aylıkken, 3 ay bir haftalıkken yanılmıyorsam ben 12 saat ayrı kaldım Ali'den ve bunu paylaştığımda Instagram'da adeta infial oldu. Sen yeni doğan bebeği nasıl bırakırsın? Nasıl annesin vesaire diye sanki ben içten içe hiçbir vicdan azabı çekmemişim ya da kendimi suçlamamışım ya da birtakım duygusal iniş çıkışlarla mücadele etmiyormuşum gibi. Bir de bunlarla karşılaştım ama tabii ki bu benim de zorlandığım bir konu. Sizleri de anlıyorum. Böyle düşünenleri de anlıyorum. Hepimizin çalışan annelerin özellikle en önemli sorunlarından bir tanesi doğum sonrası işe dönüş. Peki bu ne zaman olur? Nasıl olur? Ama en önemlisi biz nasıl buna anneler olarak adapte olabiliriz? Bizim işimizi kolaylaştıracak şeyler nelerdir? Çünkü Biliyorum duygularımız doğumdan sonra bir roller coaster gibi yani dönme dolap gibi hızlı inişler çıkışlar bir hız trenleri gibi gidiyor geliyor ne düşündüğümüz belli olmuyor duygusal olarak kendimizi çok suçluyoruz ve böyle bir dönemde her ne kadar benim gibi ben ben doğurayım birkaç hafta sonra işe dönerim desek de hamilelik döneminde çocuğumuzla güvenli bağlanmayı kurduğumuz andan itibaren ya da o ilk gördüğümüz andan ve vakit geçirmeye başladığımız anlardan itibaren işe dönmek aslında bizim için çok sıkıntılı, çok stresli. O tarih yaklaştıkça sıkıntımızı arttıran bir süreç olabiliyor. Ben de bu dönemde işe dönüşümü ve takvimi bildiğim için çeşitli pedagoglardan, destek aldım, hocalardan, telefonu ulaştım arkadaşlarımdan, çevremden ve bunları sizlere anlatmak istedim. Bu videonun konusu doğumdan sonra işe dönüş annelerin işini kolaylaştıracak, kolaylaştırabilecek ipuçları. Hemen başlayalım. Madde 1 patronunuzdan esnek çalışma saatleri talep edin. Biliyorum bu çok belki hayal ürünü. Belki mümkün değil. Mesela ben kendi adıma konuşayım. Çok şükür. Böyle bir lüksüm var. Ben zaten kendi çalışma saatlerimi ve kendi programımı kendim belirliyorum. Bir noktada freelance çalışıyorum. Dijital içerik üretiyorum. Haftada bir gün şimdi televizyon programım başlayacak. İşte kitap yazma çalışmalarım vesaire. Yani ben biraz hani biraz önce bahsettiğim gibi freelance çatısı altında topladığım için işlerimi. Burada çalışma saatlerimi kendim belirlediğim için bunu böyle çok rahat söylüyorsun sen Cansu diyebilirsiniz ama bunu da talep etmekte bir kayıp görmüyorum ben. Çünkü hepimizin bir takım hakları var. Eğer imkan varsa yarım maaşla çalışılabilir, işte yarım gün çalışılabilir, part time çalışılabilir. Ya da işte belirli bir dönem biri sizi idare edebilir, siz birini sonrasında idare edebilirsiniz fedakarlık. Artık bu çalışma disiplini çalıştığınız kurumda nasılsa. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani bu iş verenler ve yasa olarak annelerin çalışma iznine dair olarak. Ben şimdi videonun başında dedim ki ben geçenlerde çalıştım. 12 saat Ali Veysel'den ayrı kaldım dedim. Ama benim her gün öyle olmayacağını bildiğim için ben buna cesaret ettim. İlerleyen maddelerde bunu detaylı olarak anlatacağım. Her gün bu şekilde çalışma temposu hepimizi yorabilir. Yani annelerin psikolojisini etkileyebilir, çocuklara da etkileyebilir. Neden? Şimdi ben hazırlık yaptığım için bu videoları araştırdım ve farklı kaynaklardan edindiğim bilgileri bir arada derlediğim için ben bir araştırma paylaşmak istiyorum. Hiç kendi kelimelerimi katmamak için. İngiltere'de yapılmış bu araştırma. Salford Üniversitesi'nde Dr. Julia Ray yapmış bu araştırmayı. Yeni doğum yapmış kadınların birçok kadınla görüşülerek hazırlanmış bir çalışma bu. Doğumdan sonra normalde toparlanma süresi 6-8 hafta olarak da hayal ediliyor değil mi? Literatürde deniyor 6-8 hafta. Aslında Türkiye'de de işte doğum yapmanın önce 8 hafta öncesinde doğum yaptıktan 8 hafta toplam 4 ay doğum izni var. Sanki böyle hani sonrasında maaşından kesilir deniliyor. Yani sen aslında ücretli izne çıkmış oluyorsun. Eğer sonra kalmak istersen deniliyor. Ama bu çok yanlış. sanki hani doğum yaptın, doğum yaptın. Tamam 2 ay sonra dönmezsen biz seni cezalandırıyoruz. Maaşını vermiyoruz. Sen bilirsin der gibi ki bir annenin yeni doğum yapmış bir annenin en son ihtiyacı olan şey bu tarz stresler. Mesela bu araştırmada deniyor ki 6-8 hafta çok kısa bunun bir yıla kadar çıkarılabilmesi gerektiğini söylenmiş. Mesela toparlanma süreci doğumun hemen ardından hastanede başladığından dikkat çekiliyor. Bereket mesela bizim ülkemizde hastanede yatışlar normal doğumdan sonra bir gece, sezaryondan sonra iki gece. Yani Sağlık Bakanlığı'nın kati kuralı bu. Mesela Avrupa'da bu İngiltere'de işte 6 saat sonra çıkış olabiliyor denilmekte bu araştırmada. Mesela biz burada çok daha iyi noktadayız. Ama denmiş ki doğumdan sonra dinlenme süreci herkes için farklı olabilir. Tamam doğrudur ama bir yıl olması en idealidir annenin o hormonal geçişlerini düzenlemesi, çocuğuyla vakit ayırması, çocuğuyla senkron olması ve çocuğun bu sürece alışması için. Şimdi böyle bir araştırma sonucu var bilimsel olarak ama gel gelelim gerçek hayata döndüğümüzde mesela bizim ülkenin şartlarında mesela İngiltere'de bu araştırma yapılmış 6-8 hafta denmiş. Bizde 8 hafta önden 8 hafta sonra yine şartlar daha iyi ama bu her anne çocuk diyaloğunda etkili ve yeterli olmayabilir. Dolayısıyla siz çalıştığınız kurumdan lütfen ama lütfen hani daha esnek nasıl olabilir çalışma şartları en azından şansınızı deneyebilirsiniz. Ben mesela haber kanalında çalışıyordum eskiden. Benim için bu mümkün değildi. Biliyorum bazılarımız için mümkün olmayabilir ama şimdi pandemi koşullarındayız. Pandemi atlattık, atlatamadık. Yani daha iyi bir noktada ama atlatılamadı. E, evden çalışma diye bir durum da var. Belki bu opsiyonlar değerlendirilebilir. İkinci ipucu çocuğunuza kimin bakacağını ya da kimlerin bakacağını hatta bunları biraz da yedekleyerek planlamak. Ne demek bu? Yani Hepimizin çocuğunun dadısı olmayabilir. Aile bireyleri bakabilir. Aile bireylerinden de örnek veriyorum. Bir bakıcısı yok. Bir ona bakan, bir oyun ablası da diyebiliriz buna. Bu yok ve anneniz bakacak. Diyelim ki anneniz hastalandı. Anneniz rahatsız oldu. Zaten bir virüs çağında yaşıyoruz. ile mücadele ediyoruz. Biraz önceki maddede söylediğim gibi o bakamazsa kim bakabilir? Alternatifli bir şekilde bir plan yapmak lazım. Burada şu parantezi açmak istiyorum ben. Yani bir bakıcı varsa dahi bir bakıcı bakacaksa bakıcıya alışması gerekiyor önceden. İnanın yani birden bırakamıyorsunuz. Ben burada kendimden bir örnek vermek istiyorum. Yine ilerleyen maddelerde örneği zenginleştireceğim ama benim mesela annem bakıyor Ali'ye ve bir de evde bize yardım eden bir ablamız var. Sağ olsun yani gerçekten elimiz ayağımız. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok değerli. Bir gün iş için hemen hemeşim evden çıkmak durumunda kaldık. Ve annem Ali Veysel doğduğundan beri hastaneden itibaren kadını esir almış durumdayım. Bu videoyu çektiğimde tam 4 aylık Ali Veysel. Ve bakıcı abamız da Ali 40 günlükken geldi. Düşünebiliyor musunuz? Ben gittim. 2,5 aylık falan da Ali. Yani hani doğumdan sonra şirketler 8 hafta sonra geri dön diyor ya. Yani bebek 2 aylık olduğunda. 2,5 aylıkken gittim. Şöyle söyleyeyim. Nasıl eve döndüğümüzü bilmiyorum eşimle. Ali çıldırdı. Resmen böyle sinir hata falan geçirdi. Biraz uzun saat kalmıştım. Dolayısıyla bu planlamalar, bu denemeler bunlar çok önemli. Yani bu planlamayı yapmazsanız son güne bırakırsanız yahut siz evdeyken Aa, işte bakıcı ablasıyla oynuyor, anneannesiyle oynuyor buna güvenirseniz siz gerçekten uzun saatler ortadan yok olduğunuzda çocuk hiç beklemediğiniz, tahayyül edemeyeceğiniz bir reaksiyon gösterebilir. Benim başıma bu geldi. Bu konuda uyarmak istedim. Küçük küçük alıştırmalar yaparak uzaklaşın. Yani mesela evden çıkın demiyorum ama siz evden gidiyormuş gibi yapıp bir arka odaya gidebilirsiniz ve o da hani A, anne yok ama anne geldiği alıştırmanın başlangıcı olabilir. Burada bahsettiğim meseleyi son maddede daha detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Gelelim bir sonraki maddeye. Üçüncü madde, ikinci maddeyle doğrudan alakalı bir rutin oluşturun. Bu işinize çok yarayacak. Eğer çocuğun bir rutin yoksa 2 aylık, üç aylık ki bu dönemlerde bir rutin oluşturmak çok da tam manasıyla böyle keskin sınırları olan rutinlerden bahsediyorum mümkün değil. Ama 3 aşağı 5 yukarı zaten içerisinde bulunduğu ay itibariyle de mesela 3 aylık bir bebeğiniz varsa 4 aylık bir bebeğiniz var, varsa 2,5 aydan sonra muhtemelen sabah 6 ile 9 arasında bir saatlerde uyanıyor bu bebek. Dolayısıyla bu rutinleri oluşturup oradaki oyun saati ya da beslenme saatini bir rutine bağlarsanız bu sizin çok işinize yarayacak. Ben o 12 saat ayrı kaldığım dediğim iş benim 3 günlük bir işti ve ben her sabah sabah yedi buçukta evden çıktım. Beni aldılar akşam Akşam yedi buçuk sekizde eve geldim. Sadece bir gün 12 saat ayrı kaldım işte bu düzlemde. Çünkü ilk iki gün babası kulise getirdi Ali'yi emzirebilmem için. Ve orada baya benim her boşluğumda vakit geçirdik. Ama üçüncü gün getiremediğinde bir problem yaşamadık. Bunu tekrar son maddede anlatacağım. Ama burada söylemeye çalıştığım şey şu. Biz Ali'ye bir rutin oluşturmuştuk. Ben yedi buçukta evden çıkmadan önce ben Ali'yi zaten besliyordum. Ali o sıralarda 6'da kalkıyordu. Ben... Ali'nin kalkma saatini 3 aşağı 5 yukarı zaten 15-20 dakika oynuyor maksimum. Kestiriyordum. Kalktığında kalkma rutinimiz elini yüzünü yıkama, biraz işte tummy time yapma bunları yapıyordum. Sonrasında işte kitap okuma veya işte tummy time'ı babası yapıyordu. Anneannesi yapıyordu. Ben o sırada hazırlanıyordum. En son son beslenmesini yapıp hadi anneciğim ben gidiyorum deyip çıkıyordum. Yani bu rutinler iş hayatına döndüğünüzde diyelim anneniz bakıyor. Anneniz geldi siz uyandınız. İşte ilk rutininiz neyse onu annenizin yapması eğer ilk rutininiz beslenmediyse sizin o sırada hazırlanmanız ve işe gitmeniz bu tarz rutinler işe başlarken hayatınızı çok fazla kolaylaştıracak. Bir diğer önemli maddede eğer emziren anneyseniz bu madde sizi çok çok ilgilendiriyor. Süt sağmaya başlasanız iyi olur. Ne demek bu? Yani evdeyim, ben e, süt sağmıyorum. Burada en önemli şey şu, en önemli iki şeyden bahsedeceğim. Eğer evdeyseniz ve süt sağmıyorsanız, nasılsa benim çocuğuma bu süt yetiyor, ben bütün gün evdeyim, şu an çalışmıyorum dediğiniz vakit. Burada iki tane handikap var. Bir, işe gittiğinizde ya işte sütünüzü sağıp eve göndermeniz gerekecek ya da zorlanacaksınız. Yani hani mamaya geçecek. Yani istiyor musunuz bilmiyorum ama eğer istemiyorsanız burada bir zorluk yaşayabilir. İkincisi, bu süt sağ ve bu hazırlık sürecini yapmak size o kadar çok kolaylık sağlayacak ki bir süt sağdığınız zaman sütünüz inanılmaz fazla derecede artıyor. Bunu söyleyebilirim. Ya yani kendim çok fazla deneyimledim. da evdeyim, bir şeyim yok. Dolapta da süt var. Ben sağmayayım dediğimde sütüm azaldı çok fazla. İkincisi bu size daha da güvende hissettirecek. Çünkü dolapta ayları dolmamış, daha çok vakit olan. Sizin sütünüz azalsa dahi işte streste, çalışma temposunda, yorgunlukta çocuğunuzu beslenme rutinini sürdürebilecek şekilde sütünüz olacak. Ve tabii burada hazırladığınız sütler evet ama bir de biraz önce dedim mi iş yerinden sahip göndermeniz gerekecek. Eğer uzun saatlerde çalışıyorsanız şu hazırlığı da yapmanızda fayda var. Her iş yerinde buzdolabı olmayabiliyor. Yani herkesin odasında. Yani ben bunu neden söylüyorum? Bizim iş yerinde ortak katın katın bölümlerinin işte program departmanı vesaire küçük buzdolapları vardı. Hani her iş yerinde bu Ben arkadaşlarımı biliyorum sütlerini sağıp buz da saklıyordu. Dolayısıyla sütü orada nasıl sağacaksınız? Orada sağacağınız süte süt sağma makinesinin yanında mı götüreceksiniz? Yoksa daha profesyonel medikal süt sağma makineleri var. Onlardan kiralayıp iş yerinde bir odanız varsa oraya mı koyacaksınız sabit? O sütü nerede saklayacaksınız iş yerinde? Sakladığınız sütü ne kadar yolunuz var? Yani 1 saat 45 dakikada dönüyorsanız o süt biraz bozulabilir, kötü olabilir. Gerçi dışarıda 3 saat oluyor ama hani kötü olmaya yüz tutmuş üst sınırda bir sütü tekrar dondurup buzluğa atmayı tercih eder misiniz bilmiyorum. O arada taşımayı nasıl yapacaksınız? Bu hazırlıkları yapmanızda fayda var. Aksi takdirde çok yoğun bir stres olabilir bu size. Allah korusun. Emzirme sürecinde olan annelerin stres olmasını asla ve asla istemiyoruz. Beşinci maddemiz öncelik sıranızı belirleyin ve bence katil kurallarınız olsun. Bu ne demek? Bunu ben hani kendim söylüyorum. Şunu arkadaşlarımdan çok fazla gözlemliyorum. Özellikle doğum sonrası işe dönen ve kurumsal hayatta çalışan, evden çalışan, demin bahsettiğim o esnek çalışma saatlerine patronları tarafından izin verilen arkadaşlarım. Evde çalıştığınız vakit o çalışma saatleriniz ve sınırlarınız asla belli olmuyor. 7-24 işle ilgili bir telefon gelebiliyor, 7-24 mail cevaplamak durumunda kalabiliyorsunuz. Bence burada katı kurallarınızın olması şart. Bu hepimiz için geçerli. Evden yaptığımız her iş için geçerli. Yani hizmet sattığımız her işte bizim hizmet verdiğimiz kişilere karşı olan katil kurallardan da bahsediyorum aslında burada. Bir de öncelik sırası çok önemli. Çünkü işe girdiğimizde ben de biliyorum bir yerinden tuttuğunda iş o böyle geliyor da geliyor. Geliyor da geliyor. Sonra dallanıyor da budaklanıyor. Ama artık çocuğumuz olduğu vakit hayatım en azından ben kendi adıma söyleyeyim. Ya sanki hayatımda farklı bir döneme, farklı bir hani farklı bir sayfada değil. Farklı bir kitap açtım. Yani yeni bir yere başladım. Hani o kadar çok değişiyorsun ve o kadar çok değişmem gerekiyor ki ve o kadar çok adapte olman gereken parametre var ki ve çocuğuna ayırman gereken zaman da çok önemli. Bunu yapmak için diğer tarafta çok fazla organize programlı olman ve o programdan şaşmaman lazım. Yani ben bunu bebeğim olmadan da yapıyordum. Bu madde biraz hani amacından da çıkıyor gibi olmasın da. Hani dedim ya ben, size ben işte sonuçta freelance çalışıyorum. Bunu tercih ettim. Hani biraz da keyfime düşkünüm. Bir gidip bir şirkette, bir kanalda işte şifte girip sabah 9, akşam 6 çalışmıyorum diye belki. Hani ben böyle bir hani genel bir örnek vereyim de siz üstünüze hani evirin çevirin kendinize oturtun bunu. Ama ha bir bakıyorsun cumartesi, pazar, pazartesi, gece, gündüz yani hani bizim sosyolojik yapımızdan da kaynaklı galiba. Ben mesela uzun zaman önce çocuğum olmadan da önce pazar gününü kendime ayırdım. Pazar günü asla iş yapmıyorum. Pazar günü hayati bir şey olmadığı sürece hiçbir işe de geri dönmüyorum. Mesaja geri dönmüyorum, telefonu açmıyorum. Yani çocuğunuz olduktan sonra bu kuralları katı olarak koymak zorundasınız. Aksi takdirde gerçekten hani burada şunu söylemem lazım gerçekten insanların duru ve durağı yok. Ve siz fedakarlık yaptıkça daha da çok fedakarlık istiyorlar. Özellikle işveren. O fedakarlığı aldıkça 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 bu fedakarlık olmuyor onun gözünde. Sadece sizin göreviniz gibi oluyor. Daha da daha da daha da sonra yıpranan ve üzülen siz oluyorsunuz ki canım ve güzel anneler bunu asla istemiyoruz. <laughs> Altıncı maddem kendinize zaman ayırın ve bütün duyguları kabul edin, onları kucaklayın. Bu ne demek? Aslında bu çok detaylı bir şey. Kendimize nasıl zaman ayıracağız? Bununla ilgili de çok fazla şey okudum, onları bir özetledim. Bir sonraki YouTube videomda o başlıkla ilgili detaylar vereceğim. Ama kısaca özetlemek gerekirse, dedim ya işte stres oluyoruz, uzaklaşma, anksiyetesi yaşıyoruz, ben kötü annemiyim, ben nasıl çocuğumu bıraktım ya da bir takım her neyse yani bakın, hani çocuğunuz olmadan önce tahayyül edemeyeceğiniz, aklınızın ucundan geçmeyecek ve bazen de sizi arkadaşlarınız anlatsa dahi anlayamayacağınız, acaba abartıyor mu diyebileceğiniz duygular sirkülasyonuna girebilirsiniz. İşte bunlar için biraz kendinize vakit ayırın ve bir kahve molası verebilirsiniz, ne bileyim bir yürüyüşe gidebilirsiniz kendinize. İşte öğle arasında sürekli ama sürekli bakıcınızı ya da annenizi ne yapıyor, ne ediyor diye düşünmeyebilirsiniz. Ve o arada kendinize, hadi ben demiyorum tamam işten çıktınız, hadi yani şöyle biraz anlayışlı olayım diyeyim. Ki ben de e, burada tırnak içinde sanki ben böyle bunları açmışım gibi konuşuyorum da öyle bakmayın. Ben herkesten daha anksiyeteyim. Hani böyle şey yapabilirsiniz. Ne ben demiyorum ki çıkın işten sonra bir buçuk saat, iki saatte gezin eve öyle gelin değil de hani öyle arasında ben mesela dışa çıktığımda daha otoparktan arabayla çıkıyoruz ve çocuk uyuyor. Yani kameradan görüyorum. Annem yanında oturuyor, kadıncağız kitap okuyor, telefona bakıyor vesaire. Daha 10 dakika geçiyor, kameradan görüyorum ağlamıyor vesaire ama Alo anne ağladı mı? Ne yaptı? Uyandı mı? Mıkırdanıyor mu? Sıkıntısı var mı? Kapatıyorum. Bir yere gidiyoruz eşimle, oturuyoruz ki bu işte de değil yani hani bir, bir iki saat çık yuttığımızı düşün. Bunları yapmamaya çalışmakta bence işe adapte olmayı çok kolaylaştıracak. Çünkü burada önemli olan önemli sorunlardan bir tanesi başta da söylemiştim. Uzak kalma anksiyetesi yaşamak. Hani dedim ya dadıya alıştırmak için biraz uzaklaşın diye. Bu kolay değil. Çünkü çocuğunuz doğduğu andan itibaren çocuğunuz da böyle hani olmayabilir bu. Bu bağlanmayı ilk etapta yapmaya da bilirsiniz ama çoğunlukla ben tabii burada bir parantez de açayım. Ben kendi tecrübelerimden faydalanıyorum ve kendi kaygılarım, kendi anksiyetelerim sizin sorduklarınızla ilgili neler yapılabilir ve bu problemlere sahip annelerin düşünce sistemi nedir diye araştırma yapıyorum makalelerden On, onları derleyerek bunları anlatıyorum. Yoksa bunların hiçbirisinde hissetmiyor olabilirsiniz güzel böyle aslan gibi kapıyı çarpıp işinize gidip geliyor da olabilirsiniz. Bunu yargılamak, bunu iyi ya da kötü diye sınıflandırmak asla bana düşmez en azından. Üzerine vazife edenler varsa onlar da onların problemleri. Şimdi benim söylemeye çalıştığım şey şu. Bir uzaklaşma anksiyetesi oluyor. Yani çocuk doğdu. ilk böyle ben mesela oğluma aşık oldum ameliyathaneden çıktım. Onun yanına gidene kadar bin kere ne zaman gideceğiz, ne yapacağız, benim oğlumu gördünüz mü çok yakışıklı falan diyordum yani. <laughs> böyle bir aşktan bahsediyorum. Yani bırakın dadıya bırakmayı, bırakıp yarım saat dışarı çıkmayı. Ben ilk 20 gün Ali kucağımdan indirmedim. Tamam o da çok yatakta yatmaya ve uyumaya meraklı değil de, Evet ama ben de indirmedim yani. Ve kaldı ki ben annem artık bakıyor, annem bana böyle yaptı. En son 20 günün sonunda benim yetiştirdiğim çocuklarda ne var? Ben işte aslan gibi ikinizi yetiştirdim. Ne oldu? Sen bana güvenmiyorsun. Kadını o kadar incitmişim ve kırmışım ki farkında olmadan. Çünkü 5 dakika ayrı kalamıyorum çocuktan. Öyle bir anksiyeten var. Benden iyi kimse bakamaz. Aman bir saniye gözümüzü ayırırsak üzerinden çocuğa bir şey olur Allah korusun diye. Bu anksiyeteleri kırmak açısından da kendinize vakit ayırmanız çok çok önemli. Bunu da küçük egzersizlerle yapacaksınız. Mesela kim bakımını üstleniyorsa babasına dahi bırakmak olabilir bu. Biraz uzaklaşacaksınız. Evden çıkınca kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? çocuğa diyeceksiniz ki anneciğim ben işe gidiyorum ya da benim bir işim var bir yere gidiyorum yatıyorum uyuyorum neyse şu an yanında değilim. Eğer çocuk uyanıksa arka odaya gidin. Yarım saat durun, gelin. O yarım saati birkaç kere tekrarlayın bir gün. Sonra yarım saati 40 dakikaya çıkarın, 45 dakikaya çıkarın. Böylece siz de bu anksiyetenizden kurtulmuş olacaksınız. Çocuk da sizin olmama halinize alışacak. Ve son maddem anda kalın. Bu anda kalmak ne demek? Bunu anlatacağım. Bu anda kalmakla ilgili 10 tane YouTube videosu anlatabilirim. Birçok kitap okudum. Bunun işte felsefi boyutu, kişisel gelişim boyutu vesaire var. Ama bundan bahsetmiyorum. Tamamen olduğunuz anda, olduğunuz yerde, çocuğunuzla paylaştığınız zamanda kalmaktan bahsediyorum. En basit ve en yalın haliyle. Şimdi burada en başta da söylediğim gibi başıma gelen şeyi anlatacağım. Ben Ali'ye 12 saat bıraktığım gün aslında çok böyle güle oynaya olay işe dönüyorum diyerek değil de işe dönmek istiyorum ama bir taraftan da inanılmaz kaygılıyım inanılmaz kendimi suçluyorum daha önce söz verdiğim bir iş aylar öncesinden aylar öncesinden söz vermiştim çünkü bir işte sempozyumun e, master of seremonisini yapıyorum yani bütün üç gün boyunca ben koordine ediyorum ben sunuculuğunu yapıyorum ve hamileyken onayladığım bir iş bu dedim ya videoda da hamileyken zannediyorsunuz ki Hemen dönerim işe. Ben 15 gün sonra dönerim. 20 gün sonra dönerim. Bir ay sonra başlatabilirsiniz. Ben işte hemen dönerim vesaire. Bilmediğiniz için böyle, ben kendi adıma konuşuyorum yine, atıp tutmak çok kolay oluyor. Öyle bir zamanda söz vermiştim ve o gün geldi çattı. Ben ne yapacağım, ne edeceğim derken 10 tane pedagog aradım. Burada bana söylenilen şey şu, evet gideceğiz. Buraya gelene kadar zaten anlattığım birçok maddenin içerisinde de bu anlattığım örnek birçok maddeye de dokunuyor aslında. Evet çocuğu bırakıp işe gidebiliriz. Bu çok normal. Olması da gereken bir şey aslında. Kendimizi suçlamamamız gerekiyor. Ama bir takım hazırlıklar yapmak lazım. Yani ben yarın, şimdi bugüne kadar 4 aylık dedim Ali. 100 işte 20 gün boyunca Ali'yi hiç bırakmamışım. 121. gün gidiyorum 12 saat çalışma. Yani bu zaten akla mantığa uyan bir şey de değil. Biraz önce söylediğim gibi yavaş yavaş alıştırma yaparak uzaklaşarak, yakınlaşarak, çocuğa doğru söyleyerek bir takım egzersizler yapmanız lazım. Ama çocuğa şunu söylemek lazım. Anneciğim ben işe gidiyorum ama geleceğim. Evet kayboldum ama geldim. Kayboldum ama geldim. Bu sefer sözünüze de inanmaya ve güvenmeye başlıyor. Zaten ilk aylarda inanılmaz önemli. Çocuğa sürekli yani söylediklerinizle yaptıklarını da desteklenmesi inanılmaz bir güven ilişkisi inşası dönemi çünkü. Döndük, işe gittik, işten geldik ve e, ne yaptık? Maalesef biz anneler, benim de işimin çoğu telefonla. Yani ben aslında işimi telefon üzerinden yapıyorum. En çok da kendimi eleştiriyorum. İşte emzirirken, oyun oynarken bir gözümüz telefonda oluyor, bir gözümüz televizyonda oluyor. Diyorlar ki, işten geldin soyundun, dökündün, ellerini yıkadın, anneciğim ben geldim deyip 45 dakika kucağına alıp gerçekten anda kalmak. Yani televizyon yok, telefon yok, o ve sen varsınız ve o an içinde paylaştığınız an var. Eğer bunu yaparsanız çocuk hiçbir zarar görmez. Ha yapamıyor musunuz? Pedagojik olarak çocuğu travmatize edecek bir şey yok tabi ekstrem kondisyonlar olmazsa. Dolayısıyla anda kalmak, çocukla her paylaştığınız anda olmak, onun farkında olmak bence çok önemli. Ben şu an mesela 4 aylık gün içerisinde gerçekten bazen 2 saat, 3 saat odama çekilip okumalarımı yapıyorum, planımı, programımı yapıyorum, dijital işlerimi yapıyorum. Ama Ali ile paylaştığım her an o Ali ile benim anım çok ekstrem bir şey olmadığı sürece kitap okuma vaktimiz mi? Yarım saat, o yarım saat ikimizin bunlara odaklanmaya çalışıyorum. Bu bana da çok iyi geliyor bu arada. Ali ile birlikte kendimin de büyüdüğünü hissediyorum. Hayata yeniden başlamışım da tecrübeli bilerek başlamışım. Yeniden o adımları sanki hani oyunun sonu oyunun sonu değil de hani yolu bildiğin bir yoldan tekrar gidersin ama artık o anda engebeleri bilirsin. Havanın durumunu bilirsin. Nerede toz var, nerede kötülük var bunları bilirsin ya böyle başladığımı düşünüyorum tekrardan. Bunu yapmaktan da keyif alıyorum. Sadece şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Instagram'da da bu konuyla ilgili eleştiri gelmişti. Biraz önce videoda da söyledim. Belki videonun altında da yorum olur. Hani dedim ya eşim geçirdi kulise ve ben orada emzirdim. Orada vakit ayırdım. Bana dediler ki siz nasıl ya işte kulis hastalık var. Kulis, bir kere kulis çok steril ve sadece benim kullandığım gayet bu oda gibi bir alanda kovtum vesaire vardı. İkincisi bu benim tercihim. Evet çocuğuma mükemmel bir anne olmaya çalışıyorum ama ben kendi potansiyelimde mükemmel bir anne olmaya çalışıyorum. Yani evet ben çalışıyorum, çalışan bir anneyim ve o büyürken, o basamakları o tırmanırken ve ben hep çalışacağım. Yani çalışmamı görmesi, çalıştığım yerde olması kadar doğal bir şey yok. Veya işte niçin bu kadar acele ediyorsunuz çalışmak için? E, kendimi iyi hissediyorum. Kendimi iyi hissettiğim her an ona da daha iyi anne olabildiğimi hissediyorum. Dolayısıyla öğrensin, alışsın. Bunlar hayatın gerçekleri. Yani annesini çalışırken görmesi ya da o koşullar içerisinde mevcudiyetini sürdürmesinin ona hiçbir zararı olmayacağını bilakis kişisel gelişiminde faydalı olacağını düşünüyorum. Son bir bilgi paylaşayım. Bazen ses geliyor videoda. O sesleri duyuyor olabilirsiniz. Ali'nin odasında çekiyoruz. Bir videoda bu odayı anlatırım. Burası bir Montessori odası. Tam değil, yarı Montessori diyeyim. Onu da o videonun içerisinde anlatırım. Dolayısıyla kamerayı Ali'nin balkonuna koyduk. Derinliği güzel bir şekilde yakalayalım ve size en mükemmel görüntüyü ulaştırabilelim diye. Efendim bir kusurumuz olduysa Affola. Tekrar e, bu videonun sonunda hatırlatmak isterim ki eğrisiyle doğrusuyla e, size uyar ya da uymaz bunlar benim tecrübelerim. Kendi e, merak ettiklerim, kendi araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istemelerim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Zile basıp bildirimleri açarsanız her yüklediğim videodan haberiniz olur. Eğer sevdiyseniz bu videoyu sevdiklerinizle faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız da yine çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok öpüyorum.